Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Beyond Köfteyiz'in 21. bölümüne hoş geldiniz ve şu an yanımızda Reha, Ege ve Eş var. Ve ayrıca Ege'nin chat'i var. Aa! 2000'li yok. Ha evet, 2000'li yok. Can yok, canı yedik. Manu 2000'li mi? Hayır, Can. Manu muydu? O kim? Hangisi yani, nick'i ne? Profilis. Ve... User disconnected from your channel. 2 adet diamond blok patlatıyorum. Ben tanımıyorum abi hiçbirinizi daha. Alınmaca yok. Evet. 2 adet diamond blok patlatıyorum. Valla! Tam diamond blok patlatıyor. Ben de uranyum kazıyorum işte, zenginim. Yani. Sen bir de petrol zenginisin şimdi, sus. Arap. Ama savaşçı bir Arap'ım ben. Çok zindanlara falan giriyorum. Selahattin Eyyubi diyebiliriz bana. Aslında gayet tarihi olarak düşünürsek fazlasıyla accurate bir Arapsın. Yani baya... Arapsın hani. Savaşçı, petrol ve banyo zengini, doğru söylüyorsun. Hani... Gezgin, savaşçı, petrol zengini. Bir de tüccarı ekledin mi tamdır. O ekonomi sistemi ekleyin sonra bura. Satalım yani. Ve eş oradan bize... Eş, bakıyorum göklerine başlamışsın. Evet, bir bekledim. Nasıl duracak? Bu arada eş, sesin çok az geliyor. Ben atlayacak bir tane daha mı var yani? Oradan da mı atlayıp? Az uzakta dayanamadım. Eş, gene bir ölmüşsün. Maalesef. Hayatın acı gerçekleri Köfte. İnsan böyle 2 kilometre yukarıdan düşünce ölüyormuş. Onu öğrendim ben de. Yani. Umara demiş ki... Glider'ın yok muydu senin? Yok. Vardı ama nerede bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, ben de yeni kapatıyorum. Bodrum'a gelsene bir. Sana benim Glider'ı vereyim. Tamam. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Artık bunun serisi, başka seriler falan yine kanalda olur. Buradan Redovar falan da Köfte İnsan'dan yayın açıyor bazen. Aynen. Gerçi ben de onun Twitch kanalını bilmiyorum ama... Redovar direkt. Muhtemelen bir şekilde. Evet, Redovar diye şöyle yazayım. Oradan da zaman zaman izleyebilirsiniz Köfte İnsan şeyini. Böyle işte. Hadi kapatıyorum yayını arkadaşlar. Teşekkür ederiz için. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Yes, ben kapattım yayını. Yalnız bayağı bir 21 mi muhabbetleri olmuş. Ne 21'misi ya? 21. bölüme girdim ya ben. Ha evet, mantıklı. Ama sıkıntı, en son ben kaçıncı bölümü yayınladım? 9'u yayınladım. 8'di galiba. 9. 9 mu? Aradaki fark genelde işte 12 olduğu için. Yani. Benim biraz glass pane'e ihtiyacım var. Eş. Heh. Lambalarımızı yapıyorum nihayet. Güzel. Düşünüyorum ben de. Tamam, bu yeterliymiş. Ardından silver. Tabii silverlar burada. Of, bitti elimdeki pickaxe'lar valla. Evet. Valla bu yatak hayvan gibi var ya. Hem redstone hem şey gelmene ya böyle rubisi redstone yani falan. Eş. Efendim. Gel, sana bir güzellik veriyorum. Torçlar yerine zibilyon tane raftan. Bir tanesini ben bir katta... Ha gel, şurada torçları kaldıralım. Yukarı sen bir tane raftan döşe. Tamam. Tabii duvardaki torçlar da sıkıntı olacak. İki tane torçu kaldıramadım. Evet, F7'ye bakarsanız burası bayağı bildiğin şu an bir mob spawner. Evet.
Ash scaffoldingleriyle beraber. Bu arada birazını senden alayım, izleyicilere scaffolding'in ne olduğunu göstereyim. Tamam. Evet, dakika, fazla dakika, mı döşemişsin scaffolding'i? Evet. Da scaffolding, scaffolding'i kırınca yerine yenisini koyduğu için. Hani. Evet. Tamam, neyse bu sefer ölmedin. İşte bunu 3 kere tekrarlayınca ölüyorsun. Şey de var ya, saç da var ya. Aa, evet. Evet, ışık aşağıya gelsin. Aa, aşağıya kadar gelmiyormuş. Ben de şuraya koyalım. Yok, aşağıya gelmiyor direkt. Evet. Uyuyabilir misiniz ya? Efendim? Uyuyabilir misiniz bir? Ha, evet. Ben bir uyudum. Uzun aşağı sallandırırım ben onları. Yani olabilir. Benim yanımda yatak yokmuş da. Şimdi ilk şöyle bodoslama koyalım. Bir kişinin daha uyuması lazım. Uyuyorum ben. Tamamdır, fark ettim. Yataklarınızın ters olduğunu fark ettim hiç. Evet, fark ettik. Evet, gördüğünüz gibi bir tane lambayla tüm zemini aydınlattı. Ben şimdi şuralara biraz torç döşeyeceğim. Şurada çiçekten torç döşeyebilecek bir alan kalmamış. Arılar. Evet. Eş, senin yolunu izliyorum. Ne yapıyorsun? Yere düşüyorum. Alışkanlık haline getirme de sonra zor oluyor vazgeçmesi. Yani fark ettim senden. Ash bu kısa kestirmeden aşağıya inme yöntemi yüzünden server'ın en fazla ölen kişilerinden biri. Olsun, biz onu öyle seviyoruz. Ama hala server'ın kendisi değil. Ha, bu arada bir tane şu an Engin. Ash. Bir tane scaffolding bende kalmış. Ha, pardon, istiyor musun? Ha, evet, azıcık benim alayım mi? Bir 5 tane alayım göstermelik. Lever pek işime yarayacak gibi değildi ama olsun. Işıklandırılmamış nokta. Evet, scaffolding'de bir taneyi koyuyoruz ve ona yumruk atarak şöyle tırmanabileceğimiz bir yükseklik ayarlıyoruz. Yani bu bir nedir diye soracak olursanız, inşaatçıların kullandığı şu destekler vardır ya, onlar. Ayrıca şu şekilde yana doğru da ilerleyebiliyor. Ama bunların tabii maksimum uzunlukları vesairesi var yana doğru ilerlemesinde. Ash buraya bayağı bir scaffolding harcamış. Ben de diyorum, bizim woodlar nereye gitti? Çok fazla aramama gerek yokmuş. Evet. Scaffoldinglerimizi böyle belirttiğimize göre... Ash, neredesin? Dışarıdayım. Ha. Geliyorum. Ve Ash buraya benim pek sevmediğim ve muhtemelen ama bir süre kullanacağımız bir blok koydu. Elevator. Kısa sürede değiştiririm. Ha, onu zaten ya, kısası yani değiştiririz sonra diye şimdilik hani ikide bir tırmanış. Şey, New Medicraft'ın elevatorlarını kullanmayı düşünüyorum bunun yerine. Ne fikir? Çok daha cool'lar. Dur, sana şu scaffolding'leri verecektim. Neredesin? Geldim.
Evet. Şimdi her şeyi hallettiğimize göre ben ufak bir projeye daha girişeceğim. O proje nedir diye soracak olursanız. Dın 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 dın. O proje için şuraya bir adet Advanced Steam Turbine yerleştirdim. Ve bana bir adet Distillery ve bir adet Integrated Circuit ve ikiye ayrılmış durumda Screwdriver ile şöyle koyuyorsunuz. Bu da bu şekilde craft ediliyor. Blaze Rod'u nasıl elde ettiniz diye soracak olursanız kendisini kompresörden geçirdiğimiz 5 tane Blaze Powder ile elde ettik. Blaze Powder'ları da saçma sapan yerlerden bulabiliyoruz. Mesela Juggernaut'lardan. Ben AFK'yim beyler bu arada. Tamamdır. Hadi iyi videolar. Çikirli Spirmin. Evet. Ve bunu da bu şekilde koyduk. Herhangi bir şey patlamadığına göre en ufak bir sıkıntımız bile yok demektir bu. Evet. Sonrasında evet. Hava. Havayı buna nasıl sağlayacağız? Havayı nasıl sağlıyoruz? Güzel soru. Üfleyelim. Havayı pamplıyor muyuz? Orasına bakmamıştım hani. Ha. Distillerden hava mı geçiriyoruz? Çok fantastik bir şeyle yapıyoruz. Bana bir adet electrolyzer gerekecek bunun için ya da... Yok, electrolyzer'a gerek yokmuş. Bana bir adet kompresör ve ardından fluid canning machine lazım. Tel döngüsü gelecek. Evet. Bana bir adet kompresör. Sevgili kompresör. Bu arada unutmadan ben seni alayım şöyle. Şurayı da kırdık ama. Ve benim wrench'im nerede? Sevgili wrench. Ha, buradasın. Ben neden bu şekilde konuşuyorum? En ufak bir fikrim bile yok ama aldınız siz mesajı bence. Açlık evet. Başına vurdu. Yani açlık başıma vur. Gerçi açlığın başıma vurması imkansız. Çünkü önümde şu an bir adet sandviç var. Onu birazdan yiyeceğim. Evet, açık başıma biraz vurmuş olabilir. Işte. Evet, o açlık başıma vurmuş olabilir. O açlık buraya gelecek. Evet. Ben neden o açlık buraya gelecek dedim. Evet, aç olmayı sizden öğrenecek değiliz. Aa, unutmadan iki bölüm arası yaptığım çok 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 önemli bir şey var. O da çok 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 daha verimli bir circuit üretim yolu. Şunları nasıl ürettiğimizi biliyorsunuz. Assembler'da molten tin, red alloy wire ve casing ile beraber onları da buradan elde ediyoruz. Bunu elde ediyoruz. Şuna da copper ingot'ı koyuyorum. Cın cın cın. Evet, copper plate'imiz oldu. Ve bunu tekrar plate bending machine'e koyuyoruz. Bize 4 tane copper foil verecek. Ona şu advance bilmem ne bilmem neyi koy alıyoruz. Şu ruby lens'i de, ruby plate. Onu da cutting saw'da, ruby cutting machine'de şu. Ve buraya atıyoruz. Diye ilginç sesleriyle beraber bize geliyor ve burada forming press'te silicon plate ve bunu beraber koyuyoruz ve circuit board. Evet. Circuit'imiz hazır. Biraz daha angarya gibi geliyor fakat incelediğimiz takdirde burada iki kapırı burada zaten kafadan harcıyoruz. Diğer tarafta ise sadece 16 circuit'te
bir ekstra kapır olmak üzere normalde bir kapır. Şunlar vesaire vesaire. Yani bayağı bir yarıyı bırakın %400 falan bir verimlilik elde etti. Ben onu bir ara bölüm arası hesaplarım, bölümün başında söylerim de bunu diyorum ama muhtemelen unutacağım. Ve burada bir enerji kopması mı olmuş? Bana mı öyle geldi? Evet, o zaman sevgili Soft Hammer. Burada da stainless steel elde etmiştim. Bayağı bir yani paslanmaz çelik. Onlar da işlene dursun. Paslanmaz çelikler kendi süreye girdiğimizde bayağı bir işimize yarayacak. O zaman ben hemen şu kompresörle canning machine'i craft edip geliyorum. Evet ve geri geldik. Ve gereken her şeyi craft ettim. Bir tane de conveyor modül. Conveyor modül ayrıyetten duracak. Benim daha fazla tin kabloya ihtiyacım var. Tin kablolarım bitmiş. Hayır, ne olamaz. Direkt zaten şu tinleri. Evet, burada hiç tin kablom yok. Bana şimdilik bir tanesi, bir denesi yetecek. Yetecük. Neden bugün Türkiye'yi katletme niyetindeyim? Onun hakkında lütfen soru sormayın. Bugün Dünya Türkçe Katli Günü ilan ettim kendimce. Keşke etmeseymişim ama sağlık olsun. Yapabileceğimiz bir şey yok. Evet, seni nereye, nasıl, nereye yerleştirebilirik? Evet, sanırım aklıma bir fikir geldi. Evet, pipe'lar gelin. Bir tane de rubber sheet alacağım. Sevgili rubber sheet. Şuraya yerleş ki sana herhangi bir şey bağlanmasın. Hayır. Tamam. Buradan da buraya da bir tane rubber sheet bağlamam lazım. Evet. Tamam, sana da hiçbir şey bağlanmasın. Tamam, şu ikisine bağlanmaz, sıkıntı yaratmaz. Evet, bana şuradan bir adet basic turbine'ımı ver. Ardından kompresör, fluid canner. Ardından conveyor modül. Sen wrench'le aşağı in, Sen fluidleri otomatik çıkart ve bana 6 adet brass lazım. Teşekkürler. Bakalım bu plate'teymiş. Pipe. İki adet brass item pipe için teşekkürler. Sen de arkaya bak. Sen item çıkışını otomatiğe al ve şurada benim sellerim vardı. 4 tanesini alayım. Bu arkadaş kaplumbağa hızında bunları yapsın. Yay! Tamamdır. Bunun yapmasını beklerken evet, bir tanesi bitti. Ve bu buradan havaya dönüştü. O hava buraya geldi ve buradan da oksijene dönüşecek. Phew! Artık bir oksijen üretimimiz söz konusu. Bunu kontrol etmek için. Bu arada o sesleri kim yapıyor? Evet. Ha, evimizin altında entropi varmış. Quartz da varmış.
Hayır, neden her videoya başladığımda telefonuma bir şeyler gelmek zorunda ve kapı çaldı. Evet, geldim ve aydatmış olay. Evet. Burada aslında Ken olayını biraz arttırabiliriz. 16 tane Ken bence gayet güzeldir. Evet arkadaşlar, artık bir otomatik oksijen üretim sistemimiz söz konusu. Ne diyoruz buna? Ne kadar enerji tüketiyor peki? Efendim? Enerji tükettiğini çıkartabiliyor mu bari? Gerçi Steam'den üretiyorsun da. Yani Steam'den üretiyorum. Kaldı ki oksijeni ben çelik üretimi için kullanıyorum. Yani kısacası gayet güzel çalışıyor kendisi. Bir saniye. Bir makine dedi bana. Bunun anlamı ne? Evet, daha fazla speed upgrade yapmam lazım demek. 64'lük yok muydu zaten içlerinde? 2 adet 64'lük var. Stack upgrade yapmayı ne dersin? Hı? Stack upgrade sıvılarda işe yarıyor mu? Yarıyor. Ha. Ne şekilde işe yarıyor? 8000 atıyorsun. Ha. Şu an 1000 mi atıyor? Ne yakalarsa. Ha. Stack upgrade'e bakalım. Ha, tam sıkıntı değilmiş. Speed upgrade yapalım önce bir. Evet, gold. Gold nugget'ımız çok az da olsa var. Evet, speed upgrade'ler geldi. Stack upgrade. Gel bakalım. Tamamdır. 4 tane stack upgrade yaptım. Bakalım ne kadar verimli olacak. Evet, şimdi bakalım stack upgrade'lerimizin sonucuna. Tamam. Gayet stabil çalışıyor şimdi. Köfte, bizde hiç marble var mı? Marble barrel'ı var. 4 stack var ama. Tamam, o duruyor şimdilik. Kazabilirim bir ara. Evet. Sanırım bu bölüm yapacaklarım bu kadar oldu benim. Bu arada şurayı yaptığımıza göre artık merdiveni kaldırsak mı? Merdiven? Şu merdiven. Olur. Aynen. Yeni gelenler şaşırsın. Aa, bizi evine almıyor artık. Ha, onu daha sonra yapacağım. Neden 2 stack verdin? Evet, ben böyle neden 2 stack verdin diye itemlara laf edebilen bir oyuncuyum. Ama bahsettiğimiz şey 4 olunca bence 2 stack verdin ben gayet makul bir kızma şekli. Değil midir Sayın Ash Bey? Yani bence de zaten az olmasındansa çok olsun. Özellikle 4. 4 de öyle bir blok ki yani kullanacak bir yerin yok ama. Her yerde. Evet. Her yerde 4 var. Lazım oldu mu çıkmıyor ama. Evet, ha, lazım aynen. Oldu çıkmıyor. Lazım olunca da stack stack gerekiyor. Evet ve... Artık her şeyimiz
tam takır kuru bakır değil, tam tersi. Lafları karıştırdım bir an. Tam bakır kuru takır mı oluyor? Yok. Her şey yerli yerinde. Evet, o zaman evet sevgili izleyiciler, izlediğiniz için teşekkürler. Koftest kofteden iyi günler. İyi eğlenceler. Siz de bir şeyler deyin. Haydi hoşçakalın. Hoşçakalın.